Derler ki leyleğin ömrü laklakla geçer. Ne kadar eser yaparsanız yapın, biriyle laklak etmekten vazgeçmiyorlar. Cahit Hoca söyledi, sizin yaptığınız yollar, ne mücadele verdiğinizin önemi yok. Yaptığınız yolu kullanır. Fen lisesi açarsınız biz açtık der. Kendisi bilmem nenin başkanıdır, neyin başkanı bilmiyorum ama buradan götürülen muayene istasyonunu, araç muayene istasyonunu açmak size düşer. Onun işinden uğraşacağına fen lisesini ben açtım diye övünür. Sonra da çivi muhabbeti yaparlar. Lak lak da lak lak. Oysa devleti yönetmek konusunda bir iddianız varsa son 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan istikrarsızlık ve özellikle 20 Haziran'dan sonra artan terör olaylarından sonra taşın altına elinizi koyardınız. Devletin yönetimine ortak olurdunuz. Sorumluluk alırdınız. Ve sonra da çıkıp bu yapılanları söylerdiniz. Kulağımıza geliyor. Diyorlarmış ki efendim bunlar yatırım yapmıyor. Hizmet başka, yatırım başka diyorlarmış. Allah aşkına şu hastane hizmet verecek değil mi? Bu yatırım olmazsa hizmet gelir mi? Peki 3,5-4 yılda siz koalisyon ortağı oldunuz. Söyleyin bakayım ne yaptınız, ne kazandırdınız bu ilçeye? Hiçbir şey. İşte lak lak dediğim olay bu.